Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim %100 anlaşılabilir bir kitap mıdır? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Şöyle bakalım. Kur'an-ı Kerim ineli yaklaşık 1450 yıl olmuştur. Kur'an-ı Kerim'den sonra bir kitap daha gelmeyecektir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar sürecektir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim tüm zamanlara gelmiş bir kitaptır. Mutlaka anlaşılmayacak yerleri olacaktır. Önemli olan halis niyetli olup art niyet göstermeyen insanlardan olup elimizden geldiğince gördüğümüzü insanlara aktarmaktır. Burada önemli olan şu insanlardan olmamaktır. Ali İmran suresi 78. ayette Allah şöyle buyurur. Onlardan bir grup var ki kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dilleriyle kitabı çarptırırlar ve Allah'tan olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Böylece bile bile Allah hakkında yalan uydururlar. Önemli olan bu insanlardan olmamak. Hepimizin hayatımızda hataları, yanlışları olabilir. Bu da bizim insan olduğumuzu gösterir. Çünkü kusursuz insan yoktur. Ama önemli olan art niyetli olmamak, onurlu ve namuslu olmak. Ali İmran suresi 7. ayette Allah şöyle buyurur. Sana bu kitabı indiren odur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki bu ayetler kitabın anası, aslı demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar sırf fitne çıkarmak için bir de kendi keyiflerine göre tevil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun teviliğini Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde uzman olanlar biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Üstün akıllılardan başkası da derin Burada düşünmez. Allah bizlere bazı kalbinde bozukluk olan, menfaat çevresi olan insanların böyle boşlukta gibi gördükleri ayetlerin peşlerine düşerek onları eğip bükeceklerinden bahseder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in %100 anlaşılabilir olup olmadığıyla alakalı bazı ayetleri okumaya çalışacağım sizlere. Ra'd suresi 12. ayet. O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Nur suresi 43. ayet. Görmedin mi ki Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır. Böylece yağmurun bunların arasından akıp çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indiriverir. Onu dilediğine isabet ettirir de dilediğinden onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Şimdi şöyle düşünelim. Bundan 100-150 yıl önce bu ayetin ne anlama geldiğini kim bilebilirdi? O zamanki ilim bu noktada değildi. İnsan aklı ve bilim o kadar çabuk gelişiyor ki hele hele günümüzde jet hızında gelişiyor. Bugün cevap veremediğimiz bazı ayetlerin bir kısmına 10 yıl sonra o kadar rahat cevaplar bulunacak ki. Şimdi Enbiya suresi 30. ayetten devam ediyorum. İnkar edenler gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. 33. ayet. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Şimdi bundan 100 yıl önce insanlar atmosferin ne olduğunu nereden bilebilirdi? Atmosferin tıpkı ana rahmindeki bebeği koruyan zar gibi dünyayı dış etkenlerden, güneşin mor ötesi ışınlarından koruduğunu 100 yıl önceki teknolojiyle insanlar nereden bilebilirlerdi? Şimdi Kıyamet Suresi 4. ayet. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz der. Parmak uçlarından şimdi insanlar tespit edilebiliyor. Peki bundan 100 yıl önce, çok değil 100 yıl önce parmak ucunun ne anlama geldiğini kim nereden bilebilirdi? Zariyat suresi 47. ayet. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. 48. ayet. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. 49. ayet. Biz her şeyden iki çift yarattık.
Umulur ki iyice düşünürsünüz. Burada Allah bizlere evrenin genişlemesinden bahseder. Bugün bilimsel olarak zaten kanıtlanmıştır. Evrende 3,5 milyar tane galaksi olduğu söylenir. Evren devamlı genişlemektedir. Şimdi Ra'd suresi 2. ayet. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. İbrahim suresi 33. ayet. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, gece ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Nahl suresi 12. ayet. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. Enbiya suresi 33. ayet. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Furkan suresi 61. ayet. Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. Lokman suresi 29. ayet. Görmüyor musun ki gerçekten Allah geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüz de geceye bağlayıp katar. Güneş ile ayı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bundan sadece 60 veya 70 yıl önce dünyanın ve güneşin gezegenlerin birbirinin etrafında döndüğünü kimse bilmiyordu. 1969 yılında daha Ay'a ilk defa gidildi. Ondan sonra bilim gelişmeye başladı. Bu zamana kadar insanlar bunların ne anlama geldiğini bilmiyordu. Nur suresi 40. ayette Allah şöyle buyurur. Yahut dalga üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla, kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Bundan 50-60 yıl önce bunun ne anlama geldiğini kimse bilemezdi. Denizin dibinin karanlık olduğunu söylüyor. Bugün bilimsel olarak bu ispatlandı. Dalga üstüne dalga olduğu söyleniyor. Bu da bilimsel olarak ispatlandı. Hatta eskiden denizciler dibe dalar, sünger çıkarırlardı. Bunlardan bazıları vurgun yerlerdi, ölümcül bir yara alırlardı. İşte vurgun dediğimiz olay denizin dibindeki bu dip dalgadır. Furkan suresi 53. ayette Allah şöyle buyurur. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasında bir engel, anlaşılmaz bir perde koyan O'dur. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyordu. Kaptan Kusto gitti orayı keşfetti. Gerçekten de tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmıyor. Yani bilim demek bilinmeyene yolculuk demektir. Öğreneceğimiz daha çok şey olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bugün anlayamadığımız şeyi 20 sene sonra, 30 sene sonra, 60 sene sonra anlayacağımız şeyler olacaktır. Çünkü sonsuza dek bundan başka bir kitap yoktur. Şunu bilelim ki Kur'an-ı Kerim'de hayatımızı düzenleyici emir ve yasaklar konusunda anlaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Sadece bilime yönlendirmesiyle alakalı bazı şimdi çözemeyeceğimiz ayetler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim her zaman yorumlanmaya ihtiyaç olan bir kitaptır. Bazı din bezirganlarının ve menfaat çevrelerinin içtihat kapısı kapanmıştır sözleri tam bir saçmalıktır. Kur'an-ı Kerim devamlı yorumlanmaya muhtaç bir kitaptır. Peki bu insanlar bundan önceki alimlerin vahiy aldığını mı iddia ediyor? Kur'an-ı Kerim her zaman yorumlanabilecek bir kitaptır. Önemli olan onurlu, namuslu, Müslümana yakışır bir davranışta bulunmak, Allah'a sığınarak, Allah'tan korkarak onu yorumlayabilmektir. Yoksa biz oturalım, elin yavru almış, yürümüş, uçmuş, teknolojide, bilimde, her şeyde, biz oturalım, beynimizi uyuşturalım, sizin gibilerin laflarını dinleyerek 500 yıl daha cahil olarak yaşayalım. Bunu mu istiyorsunuz? Biz ve bizim gibiler okumaktan ve düşünmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi
düşünenlerin ve okunanların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.